Obsesif kompulsif bozukluk eskiden kaygı bozukluğunun bir türü olarak ele alınırdı. Son yıllarda artık kaygı bozuklukları başlığı altında sınıflandırılmıyor. Obsesif kompulsif bozukluk ve ilişkili bozukluklar diye sınıflandırılıyor. Ama obsesif kompulsif bozukluğu olanlarda bütün kaygı bozuklukları çok sık görülür. Mesela sosyal fobi, sosyal anksiyete bozukluğu, halk arasında utangaçlık hastalığı olarak bilinen, panik bozukluğu, panik ataklarıyla seyreden hastalık çok sıktır. Bu yüzden bütün hastaları sorgularız kaygı bozuklukları açısından. Zaten obsesif kompulsif bozukluklar kaygı düzeyi yüksek kişilerdir. Çünkü neden? Endişeli, başlarına veya sevdiklerinin başına kötü bir şey gelebileceğini düşünen, risk almaktan kaçınan, garantici. Neden garantici? Çünkü hep kötü şey olabilir hayatta. Düşünce yapıları genellikle karamsardır. Bu yüzden gerek kaygı bozukluğu hastaları, gerek obsesif kompulsif bozukluk hastaları depresyona da yatkındır. Çoğu kişi de hem obsesif kompulsif bozukluk, hem bir tür kaygı bozukluğu, hem depresyon beraber görülür. Ama asıl obsesif kompulsif bozuklukların ait olduğu aile diğer tekrarlayıcı davranışlarla kendini belli eden hastalıklardır. Mesela trikotilomani, devamlı saç yolma, saçını koparma veya diğer kıllarını koparma veya cildini yolma veya tırnak yeme.